Herkese merhaba arkadaşlar, ben Gürkan. Bugün sizlerle operatörlere giriş yapacağız. Bu videomuzda Unary, Binary, Comparison, Conditional Logical ve Assignment operatörlerine bakacağız. Bundan sonraki videomuzda ise index operatörü, casing operatörü ve diğer operatörlere göz atacağız. Şimdi, öncelikle operatörler nedir? Bundan başlayalım. Operatörler, matematiksel veya mantıksal işlemlerimizi yapmayı sağlayan karakterlerdir. İşte artı, eksi, yüzde gibi karakterler. Tabii her zaman tek karakter olacak diye bir şey yok. Böyle iki karakterli operatörlerimiz de var. Şimdi operatör kavramını anlamak için operand kavramını da bilmek gerekiyor. Nedir bu operand? Operand bizim bu operatörler ile işlem yaptığımızda gereken değişkenlerdir. Peki bu ne demek oluyor mesela? Toplama işlemi yapacağız. Burada x artı y deriz. Burada artı operatörümüzdür, toplama operatörümüz. Ve buradaki operantlarımız ise x ve y'dir. İki tane operant gerekiyor toplama işlemi için. Mesela arttırma işlemi yapacaksak eğer bunun içine bir tane operant gerek. Mesela x. 5 artı artı gibi. Yani bir tane oldu. Bunlar operand oluyor. Şimdi ilk operatör grubumuzla başlayalım. Unary operatörler. Unary operatörler operand sayısı 1 olan operatörlerdir. Şimdi artı ve eksi ile başlayalım. Bir sayı tanımlıyorum. Buna artı 5 dedim. Buradaki artı toplama olan değil, işaret olan artı. Yani bu sayı artı 5 olmuş oluyor. Eksi de aynı şekilde çıkarma işlemi değil. Buradaki negatifliği belirtiyor. Eksi 5. Bir sonraki operatörümüz ünlem operatörü. Buraya bir bool oluşturalım ve değerine false diyelim. Buraya ekrana yazdırdığımızda bize zaten bildiğim üzere false yazdıracaktır. Ben bu x'in başına ünlem getirirsem bu x'in not hali anlamına geliyor. X false'lu, false'un not hali olumsuzu tekrardan true olacaktır. Ve gördüğünüz gibi true oldu. Bir sonraki operatörler increment ve discriminant operatörler, arttırma ve azaltma operatörleri. Int dedim x eşittir 5. Console write line x artı artı. Ve daha sonra tekrar yazdıralım. Şimdi burada 5 artı artı operatörümüz bir arttır demek. Şöyle yazalım. Bu artı artı x eşittir x artı 1 demek. Aynı şekilde eksi eksi de x eşittir x eksi 1 anlamına geliyor. Yani 1 eksi ve 1 artı bir fazlası olmuş oluyor. Şimdi buradaki sayımız 5. Burada 6 yazdırmasını beklerim. Burada da 6 yazdırmasını beklerim. Fakat ilki 5 sonrası 6 oldu. Bunun sebebi öncelikle x'i yazdırdı. Daha sonra 1 arttırdı. X'imiz 5 olduğu için ilk önce şu kısmı aldı. 5 yazdırdı. Arttırdı sayı 6 oldu. Burada da 6 yazdırdı. Peki burada onu nasıl yaparım? Bunu önüne de ekleyebiliyoruz. Bunun anlamı ise önce x'i arttır. Daha sonra yazdır. Böylelikle ikisinde de 6 yazacaktır. Aynı şekilde azaltma operatörümüz de böyle kullanılıyor. Şimdi true ve false. Az önce gibi bir bool oluşturalım. Ve buna true diyorum. Eğer x ise ekrana şöyle merhaba yazalım. X true olduğu için buraya gelecektir. Eğer true ise bu şart. Ve merhaba yazdırdı. Buraya false diyelim. Bu sefer yazdırmayacaktır bir şey. Ve burada not operatörünü kullanırsak ünlem. Bu sefer false'un not'ı true olacağı için if'in gene içine girecektir ve merhaba yazdıracaktır. Evet. Burada tilde operatörümüz var. Bu bitwise operatörü düzeyinde. Yani bit düzeyinde. Bu operatörü şunlarla birlikte göstereceğim.
Bu ve bu operatörler bitwise operatörler oluyor. Bit düzeyinde operatörler. Evet, şimdi binary operatörler ise operand sayısı 2 olan operatörlerdir. İlk önce artı ile başlayalım. Buradaki toplama olan artı, gördüğünüz gibi operand sayımız 2 oldu bu sefer. 3, 6 daha 9 diyecektir. Artının bir diğeri de string toplama. Burada işte merhaba dedim. Artı dünya diyelim. Buradaki bu sefer bu iki stringi birleştirecektir. Ve merhaba dünya olarak yazdıracaktır. Eksi aynı şekilde bizim bu çıkarma işlemimizdir. Eksi 1. Çarpı da aynı şekilde çarpma işlemi. Bölü de aynı şekilde bölme işlemimizdir. Yani slash. Gördüğünüz gibi. Yüzde nedir? Bölümünden kalan anlamına gelir. Mesela 40'ın 5 ile bölümünden kalan 0'dır. Gördüğünüz gibi. Bunu 6 yapalım. 40'ın içinde 6, 6 defa var. 6 kere 6, 36. Kalanımız 4 oluyor. Gördüğünüz gibi ekrana 4 yazdırdı. Şimdi geldik bitwise operatörlerine. Bunları da şöyle diyelim. Bitwise diye. Bir şu operatörümüz var. Bir de bunlar var zaten. Şimdi öncelikle şu ikisiyle başlayalım. Bir binary sayısı oluşturacağım. 0 ve 1'lerden oluşan. Bunun için 0b diyerek başlıyorum. Binary anlamında. Şimdi başlayalım. 1101. 0011 dedim mesela. Böyle bir binary sayı oluşturduk. Bu arada şu binary sayı tanımlamasını göstereyim. Mesela int a dedik, eşittir. Bunu direkt şöyle yazamazsınız. Bu binary sayı anlamına girmiyor. Gördüğünüz gibi hatada aldık. Gerçi farklı isimlerde. Evet, buradaki normal sayı olarak okuyor bunu. Yani 10.101 olarak okudu bunu. Fakat burada binary olarak okudu. Bunun sebebi başında 0b olmasıdır. Yani ben bunu aynı şekilde şöyle yaparsam olacaktır. Bunları böyle 4 bit ayırabiliriz. Böylelikle okuması daha kolay oluyor. Şöyle. Burada da işte başına 0 vesaire ekleyebiliriz. Aynı şekilde hexadesimal sayılar da oluşturabilirsiniz. Fakat bu sefer 0x ile başlayacak. Mesela af sayısı gibi. Her neyse, biz şimdi binary sayılarla ilgilenelim. Int b dedim. Eşittir. Bir tane de oluşturalım. 0b. Şimdi convert nokta toString a ve b dedik. Bunu da iki tabanda tekrardan yazdırsın. Yani binary formunu görmek için iki dedim. Buraya base yazıyorsunuz tabanı. İşte ikilik taban, 16'lık taban, hangisine görmek istiyorsanız. Şimdi buradaki v operatörümüz nedir? Bizim mantık dersinde gördüğümüz v gibi 1 ve 1 1 olacaktır. 1 ve 1 1, 0 ve 0 0, 0 ve 0 0, 1 ve 0 0, 0 ve 1 0, 1 1 1 olacaktır. 1 ve 0 tekrardan 0 olacaktır. Yani ikisi de ancak 1 ise 1 değerini alacaktır. Diğer durumlarda 0 alacaktır. Başlatalım. Gördüğünüz gibi değerimiz geldi. 1 1 1 olarak geldi. 1 1 1. Sonra 2 tane 0'ımız var. 1 ve 0 0 olduğu için burada da 0 aldık. 1 ve 0 tekrardan 0. Burada 0 aldık. 1 ve 1 1. Daha sonra burada 1 ve 0 0 oldu. Fakat burada yazmamış. Bunun nedeni onun etkisiz olmasıdır. Zaten taban aritmetiği derslerinden biliyorsunuzdur. Bu operatör de binary operatörlerden, operand sayısı 2 olan, gördüğünüz gibi. Şimdi veya'ya bakalım.
Bunda da en az bir şart doğru olacak. Yani en az birisi 1 olmak zorunda. Sadece 0 veya 0. 0 oluyor. Bunu başlatalım. Şimdi 1 veya 1, 1. 1 veya 1, 1. 0 veya 0, 0. 0 veya 0, 0. 1 veya 0, 1 oldu. 0 veya 1, 1 oldu. 1 veya 1 zaten 1. 1 veya 0, 1. Gördüğünüz gibi bu sayımız da böyle oldu. Bir diğeri XOR. XOR diye geçiyor. Şöyle yazalım. Mantık dersindeki ya da bağlacıyla aynı. Bunda da şöyle yazalım. Aynı olanlar, yorum satırı yapalım. Aynı olanlar 0. Şöyle de olabilir tabii ki. 0. Farklı olanları ise 1'dir. Şimdi başlatalım ve daha iyi görürüz. 1. XOR 1. Aynı olduğu için 0 olacaktır gördüğünüz gibi. 1 XOR 1. 0. 0 XOR 0. 0 0. Bakın 1 XOR 0. İkisi de farklı, o yüzden 1 diğerini aldı. Burada da aynı, 1 aldı. 1 1 aynı olduğu için 0. 1 ve 0 farklı olduğu için 1 oldu. Bu da XOR'dur. Bunlar dediğim gibi bit düzeyinde operatörler. Bunun için bitwise operatörler deniliyor. Şimdi şu tilde'ye gelelim. Bu gördüğünüz gibi unary operatörler grubundaydı. Onun için bu tek kullanılacak. Şunu hatta direkt silelim. Şimdi şu sayıyı uzatmak istiyorum öncelikle. Şöyle şöyle. Sıfır. 4, 5, 6. Evet, şöyle büyük bir sayı oluşturduk. Int'in sınırlarını açtık. Onun için bu int dedim. Unsigned int diye geçiyor. Yani işaretsiz. Şimdi tilde a dedim. Bunu da aynı şekilde iki tabanında görelim. Bunun operand sayısı 1. Çünkü unary operatörler grubundaydı. Peki bu tilde nedir? İkiye tümleme olayıdır. İkiye tümleme nedir? Öncelikle 1'e tümlersiniz. 1'e tümleme 1 ise 0, 0 ise 1 demek. Bunun 1'e tümlenmiş hali şöyledir. 0, 1, 0, 1. 2'ye tümleme ise buna tekrardan bir 1 eklersiniz. Bu sayımız da 0, 1, 1, 1 olur. Evet. 2'ye tümleme budur. Şimdi bakalım doğru mu? Öncelikle en baştan başlayalım. Şu 2, 1 0 olacağı için onu katmayacaktır. Daha sonrasında şu 1, sonra 0, 1, 1, 0, 0. En sona bakalım. Öncelikle şunlar 1, 1, 1 olacaktır. Bildiğin üzere. Fakat 1 eklediğimiz için tekrardan bunlara şuralar gördüğünüz gibi sıfırlaştı. Ve buraya bir tane geldi. 2'ye tümlenmiş haline aldık. Tilde de budur. Şimdi sayımıza tekrardan küçük bir sayı yapalım. Shift operatörler var. Left shift ve right shift diye kaydırma operatörlerimiz. Kaydırma operatörü nedir? Şurada gösterelim tekrardan. 0 1 0 1 olsun. Şöyle 2 kaydır dedik. Şunlar 2 birim sola gidiyor. Yani şöyle oluyor. 0 1 0 1 0 0. Gördüğünüz gibi kaydılar. Veya aynı şekilde sağda kayabilir. Şimdi burada daha ayrıntılı göreceğiz. A'yı 2 birim sola kaydı dedik. Bunu da 2 tabanında yaz dedik. Şimdi bakın aynı 1 1 0 1 oldu. 0 0 1 1. En sağda 2 tane 0 var. Çünkü 2 sola kaydırdık.
İki sağa kaydıralım bu sefer. Bu sefer bakın. 1 1 0 1 geldi. 0 0 geldi. Fakat şu 2 1 sağa kaydığı için onlar gitti. Gördüğünüz gibi sayımız sadece şu oldu. Şu kısım. Evet. Bu bitwise operatörleri de bu kadar. Şimdi comparison operatörlerine gelelim. Karşılaştırma operatörleri. Gayet kolaylar. Bool x eşittir true dedim. Bool y eşittir false diyelim buna da. Eğer dedim. Şimdi eşit eşit var. Bu eşit mi anlamında? X eşit eşit y. X y'ye eşit mi anlamında? True false eşit olmadığı için buraya girmeyecektir. Ünleme eşittir var. Bu da eşit değilse demek. True false'a eşit olmadığı için bu sefer buraya girecektir. Bir sonraki operatör küçüktür ve büyüktür. Zaten bunları biliyorsunuz. X y'den küçük mü? Burada hata vermesinin sebebi bool olmasından dolayı. Şöyle diyelim. 5 küçüktür 10. 5 10'dan küçük olduğu için buraya girecektir. Fakat 5 büyüktür 10 dersek false değerini alacağı için buraya girmeyecektir. Aynı şekilde küçük eşittir ve büyük eşittir var. Küçük eşittir. Mesela şöyle yapsaydık. Normalde 10 10'dan küçük değildir. Ama 10 küçük eşit 10 olduğu için buraya girecektir. Ve aynı şekilde büyük eşittir var. Sonraki operatörlerimiz condition logical operatör. Bunlar da şart operatörlerimiz. X ve Y dedik mesela. True ve false olmuş oluyor. Aynı bitwise operatörlerindeki V gibi. Bunun değeri 1. Bunun değeri 0. 1 ve 0, 0 olduğu için buraya girmeyecektir. Fakat veya yaparsak 1 veya 0 olduğu için ve bunun değeri 1 olacaktır yani true. Bunun için if şartının içerisine girecektir. Assignment operatörlerimiz var. Bunları sadece göstereceğim. Hepsini göstermeme gerek yok. Zaten şu eşittirleri görmezsek şunların hepsini gördük az önce. Şimdi mesela int x eşittir 5 olsun. X eşittir x artı 1. Bunun anlamı x 5 ya. 5 1 daha 6 ve x'i bu sefer 6 yapacaktır. Ve ekrana 6 yazdıracaktır. Mesela şunu 9 yapsaydık 14 yazdıracak gibi. Fakat bunu böyle yapmanıza gerek yok uzatmanıza. Şu x'i yok ediyorsunuz. Şunların da yerini değiştiriyorsunuz. X artı eşittir 9. Bu da aynı anlama geliyor. 14. Gördüğünüz gibi. X eksi eşittir 9. 5 eksi 9 demek. Bu da eksi 4. Bunların hepsi aynı şekilde. Mesela. Şöyle yapsaydık. X'i 2 sola kaydır. Bunu da tekrardan x'e ata anlamında. Buna cevabı 20 oluyormuş. Bunlar da böyle. Bu videomuz bu kadardı. Operatörlerin kullanımı oldukça işimize yarıyor. Bir sonraki videomuzda ise indeks operatörüne bakacağız.